Paşamark Sunay Aydın'la Maksat Muhabbeti sunar. Hangi etten hangi kebap yapılır, nasıl hazırlanır, nasıl pişirilir, hepsi için ayrı maharet, bilgi ve tecrübe isteyen lezzetli kebapların hazırlandığı Ayet Restoran'dayız. Tereyağıyla lezzetini katmerleyen, pidesi, döneri, sosuyla yiyenlerin damağını şenlendiren İskender Kebabı'nın burada müdavimi olan beyefendiyle muhabbete başlıyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba abi. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yemeği bitirmişsin maşallah. Yemeği bitirdik. Değil mi? Evet. Ne yedin? İskender yedim. İskender. Buranın daimi müşterisiymişsin. Rıfat öyle söyledi. Aynen. Git de dedi abimle bir muhabbet et. Özellikle dedi İskender'imizi beğeniyor dedi. İskender'le ilgili bir muhabbet et dedi. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel abi. Bir numara. Bir eksik yok yani. Bir eksik yok. Sadece yok. İskender mi yiyorsun burada? Genelde hepsini yiyorum. Genelde hepsini yiyorsun. Belli zaten yediğin. Evet, belli. Peki afiyet olsun. Döner de çok güzeldir değil mi? Çok güzel döner. Nerelisin? Zonguldak. Zonguldak neresindensin? Çaycuma. Çaycumalısın. Evet. Zaten bu bölge hep Çaycuma değil mi Murat? Çaycuma, Bartın. Aynen. Aynen. Maden bölgesi olduğunu. Bölgesi olduğu için. Doğrudur. Orada kimseler var mı Çaycuma'da? Amcaoğulları var, dayılarım var, yeğenler var. Hep. Çaycuma'da kömüş değil mi? Kömüş yoğurdu var orada değil mi? Kömüş yoğurdu derler. Normalde manda yoğurdu. Gömüş derler ama. Gömüş yoğurdu, normalde manda yoğurdu. Evet. Sizin oranın manda yoğurdu meşhur. Meşhur, evet. Değil mi? Aynen. Halen var mı? Halen var. Gittik orada, bize bir manda yoğurdu vermediler yani. Beni bulacaktın. Abi sen nereden bunayım, kurban olayım ya. Orada bir tane dayımız vardı. Gittik onunla muhabbet ettik. Ya dedik buranın manda yoğurdu meşhurmuş dedik. Bize biraz manda yoğurdu bul. Oo dedi, o altın dedi. Bulunuyor, bulunuyor. Bulunuyor mu? Bulunuyor. Bir dahakisine o zaman sen oraya giderken beni ara da ben de geleyim de ısmarlamış olursun. Seve seve. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın abi, espri yapıyorum. Biz gittik sağ olsunlar. Bize bir, orada bayağı ilgilendiler. Yoğurdun da tadına baktık. Sizin o bölgenin insanları da çok güzel. Sizler de çok güzelsiniz. Tamam. Madenci misin yoksa sen? Yok, ben değilsin. Tır şoförüyüm. Tır şoförüsün. Evet. En iyisini yapmış. Aynen. Çok teşekkür ederim. Oradakilerine bir şeyler söylemek ister misin? Bütün tanıdıklara selam. Bütün tanıdıklara selam söylemiş oldu. İsim neydi abi sen? Emrullah. Emrullah. Evet. Emrullah abi sen niye böyle mazlumsun ya? Böyle. Her şeye evet diyorsun abi. Hayır diyecek bir şey yok ki. Yok değil mi? Teşekkür ederim. Bu da yengem mi? Evet. Müsaade eder misin yengemle de muhabbet edeyim? Tabii. Olur değil mi? Olur. Yıllar geçse de gurbetin zorluğuna alışamamış Naif Hanımefendi'ye muhabbetimizle aile sıcaklığını hissettirmeye çalışıyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Siz çok teşekkür ediyorum. Abim yemiş, tabağını bitirmiş. Sen niye bir şey yemedin? Ben fazla yemiyorum, biraz rahatsızım da çorba. Hayırdır, geçmiş olsun. Mide rahatsızlığı var. Mide rahatsızlığı var. Evet. Midede gastrit falan mı var, nedir? Bilmiyorum. Hemen yemiyorum. Hemen yemiyorum. Evet. Allah şifa versin. Yemene içmene dikkat et, hepsi geçer. Evet. Normaldir, bu yaşlarda hepimizde oluyor. Dikkat ediyorum ama gene de işte. Oluyor değil mi? Oluyor. Var mı çoluk çocuk? Var, bir kızım var, evli. Bir kızın mı var sadece? Evet. Evli. Evli. Nerede? Gladbeck'te o da. Gladbeck'te. Evet. Gidip geliyor mu sana? Evet. İyi mi? Üzüyorsa bak söyle bana, gider yakalarım onu. İyi. İsmi neydi onun? Merve. Merve. Alacağın olsun sen. Anneni bir ziyaret et. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yemekleri beğeniyor muyuz buranın? Güzel, çok beğeniyorum. Her zaman buraya geliyoruz. Sen de mi Çaycumalısın? Ben Kütahyalıyım. Kütahya Çaycuma. Nereden buldun seni ya? İşte buralarda. Buralardan mı buldun? Evet. Kütahya da güzeldir. Evet. Değil mi? Kütahya güzel yer. Güzel yer. Tavşanlı evet. Var değil mi orada? Tavşanlı. Tavşanlı. İlçeniz var. Evet evet. Tavşanlı ilçeniz var. Çini pazarınız var. Evet evet. Gittim ben o pazarı gezdim. Evet, güzeldir Kütahya'mız. Var mı orada kimseler? Var. Akrabalarım var. Kardeşlerim var. Top sende. Evet. Aile. Tek burada kendimim. Bir çocuğum var işte. Ama bir de biz varız. Sen yalnız değilsin ya. Tamam, Allah Allah. Gurbette olduğunu anladık. Evet. Sen yine oradakilerine söyle yani. Hepsine selamlarımı söylüyorum. Öyle bir sıkıntı mı oldu mu? Abin de seni sıktığı zaman beni ara hemen. Sunay abi yetişti. Sağ olun. Gelirim ya. Yani. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. 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 Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, uğrak duraklarından birisi yani, uğramamazlık olmazdı tabi. Hem geldik muhabbetimizi yaptık, hem de kebabın başına geçtik gördüğünüz gibi. Herhalde yakında ben kebapçı olacağım yani, bu ustalar beni kebapçı yapacak. Muhabbetimiz devam ediyor. Bir de Rıfat ustaya gidelim, muhabbet edelim. Rıfat Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ocağın başına aldın beni abi, yardım et de bunları yakmayalım dedin. Teşekkür ederim. Benden aşçı olur mu? Güzel usta olur mu? Olur. Yaparım yani ben bu işi değil mi? Mayan'da kebapçılık var. Mayan'da kebapçılık var. Aynen öyle. Ya Murat ben sana söylüyorum yani, kebapçı olacağım işte, televizyonculuğu bırakacağım diye. Değil mi? Sen illa ki yok diyorsun, televizyoncu ol diyorsun. Bak kebapçı olacağız. Yakında nasip olursa Rıfat ikinci şubeyi açıyor. O ikinci şubeyi açtığı zaman da şubenin başına da beni koymuş olacak kebapçı olarak. İnşallah, neden olur. İş yapar mıyız?
Yaparız tabii ki. Değil mi? İş yapın, herkese kapınızı açın. Ocağının başındaki Rıfat Bey'den onayı aldık. Artık ocak başındaki ustalığımızı da kanıtlamış sayıyoruz kendimizi. Şaka bir yana, Rıfat Bey gibi ustalarımız varken biz en iyi tadımcılar olmaktan vazgeçmeyiz. İşinin ehli ustalarımız daim olsun diyelim. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Burayı 2023'te açtınız. Aynen. Kaç ayımız oldu? 11. aya girdik. Allah'ın izniyle. 11. aya girdik. 11 aydır burası açık. 11 aydan beri de hizmet veriyorsunuz. Aynen öyle. 11 aydan beri de maşallahınız var. Hınca hınca dolu gidiyorsunuz. Gerek kahvaltınız olsun, gerek alakartınız olsun. Evet, öyle gidiyor. Şükür Allah'a. Dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız, bizi sevenler bizi yalnız bırakmıyorlar. Sürekli bizi ziyaret ettiklerinden memnun kalıyorlar. Onun için herkese teşekkür ediyorum şimdi burada. Rıfat, tam olarak yine söyleyelim bir restoranımız, gerçi bilenler biliyordur ama bilmeyenler için tekrar bir açıklamasını yapalım. Kaç kişilik bir restoranımız var? Bu restoranda ne gibi hizmetler veriyoruz? Abi, bu mekanın restoranımızın kapasitesi 150 kişilik. Çorba çeşitlerimiz, kahvaltı çeşitlerimiz, hamur çeşitlerimizle itibaren Bismillah deyip açıyoruz. Ondan sonra öğleden sonra da sulu yemeklerimiz, kebaplar, pizza çeşitleri, burger, steak, tava, güveç çeşitleriyle beraber tatlı çeşitlerimizle beraber herkese hizmet ediyoruz. Çok kıymetli Rıfat Bey'in yeni yıl için mesajlarını alıyor ve kendisiyle vedalaşıyoruz. 2023'ü geçirdik. 2024'te beklentiniz ne? Abi, 2024'teki ilk beklentimiz her şeyin başında sağlık, sıhhat, huzur, hayırlı, bol kazançlar diyorum. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimi kutlarım. Sağlıklı, sıhhatlı, huzurlu nice yıllar diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, muhabbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.